Mesela diyor ya, Allah'a ulaşmak için vesileler arayın. Vesileler edinin ayeti. Evet, Maide ayetini suresi. Baz alıyorlar. Bu ayetin devamında Allah Azze ve Celle ne söylüyor? Mesela hiç bakıldı mı buraya? Bakıldı. Devamında ne söylüyor? Allah vesile derken buradaki vesileden kastı ne mesela? Devamı nedir bu ayetin? Bu ayete baktığımız zaman bu ayet tamamen Kabbi Malik radıyallahu anh cihattan geri kalmasıyla ilgilidir. Evet. Yani bu ayeti mesela baktığımız zaman hadis kitaplarında Kabbi Malik'in kıssası geniş bir şekilde geçer. Burada Kabbi Malik hiçbir mazeret olmadan, hiçbir dayanağı olmadan tamamen kendi nefsine dayanarak cihattan geri kaldığı için ve ona uygulanan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip yani uygulanan o kimsenin onunla konuşmaması, kimsenin onunla sohbet etmemesinden dolayı bir darlık içerisine giriyor. O kadar Allah'a tövbe ediyor ki Allah subhanahu teala da bu ayeti nuzul ediyor. Yani ayetin nuzul sebebine baktığımız zaman alakası yok yani. Yani Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın ve Allah yolunda cihad edin. Bu ayet bununla ilgili. Yani bunların o zaman bize telkin ettikleri şey. Ha, şunu da şerh düşebiliriz. Evet. Mesela ayet şunu da kapsayabilir. Bir alimin dizinin dibinde oturup bu bir vesiledir. Evet. Yani ilim kitapları bir vesiledir. Kur'an'ı okumak bir vesiledir. Ama şeriatın öngördüğü, şeriatın kabul edeceği, yani şeriata aykırı olan insanın kendisini dua bir ibadetken değil mi? Evet. Yani dua bir ibadetken sadece Allah'a yapılıyorken Allah'a has bir ibadette bir cismi, bir insi veya cinni bir şeyi koyamayız. Evet. Yani onun için bu ayet onlarla hiçbir alakasının olmadığını gösteriyor. Yani alakası olmadığı gibi biz şunu da gördük. Yani eğer ki biz bunu mesela bir vesile arama noktasında birinin dizinin dibinde oturduk. İşte bize Buhari okuttu, işte bize Müslim okuttu, işte bize ayetin tefsirini yaptı, işte bize hadis ilmini öğretti. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bizim gidişimiz işte şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani benim kendi tanıdığım akrabalarımdan bir tanesi şunu söylüyor. Yani sen buraya niye, tabii tevhidle tanıştıktan sonra bu söylemleri ben kendisine ulaştırdım. Yani niye gidiyorsun? Abi ne yapayım? Evden çıkıyorum kahveye gidiyorum. Kahveden çıkıp eve gidiyorum. Şimdi evden çıkıyorum dergaha gidiyorum. Sigaramı içiyorum. Ondan sonra eve gidiyorum. Yani tamam bu mantık üzere. Yoksa ilmi bir şey yok. Yani ilmi bir eğitimin verildiği bir şey yok. Bir konu yok. Evet. Ya bu sigara olayına şimdi bazen soru olarak da soruluyor da, şimdi sigara haram mıdır, mekruh mudur soruyorlar. Şimdi ben şöyle diyorum bu sigara olayında, hani bu sofiler veya menziciler bunu nasıl bir menheç edindiler ki odaları var olduğu söyleniyor değil evet. mi? Sigara içme odaları var olduğu söyleniyor. Yani bir Müslüman besmele çekemediği, yani besmele çekemediği her şey Müslümana ya mekruhtur, ya haramdır, ya tahrimdir. Ya bu sigarayı bir Müslüman bunu nasıl içiyor? Bunu içerken topluma dini nasıl anlatacak? Yani içenler var mı bu arada? İçenler var mı burada? Burada yok değil mi içenler? Aman olmasın. Evet. Yani bu sigara olayını, sigarayı içip de bu insanlara, bu topluma, zaten toplumda din anlayışı çok gerisin geri. Yani senin elinde bu sigarayı gördüğü zaman kesinlikle bu hakkı senden almayacaktır. Onun için Allah Müslümanları bu sigara illetinden, sigara pisliğinden uzak eylesin inşallah. Tamam, şimdi evet. Bunun sebebi aslında şu. Bakıyorsun ki mesela abi toplum içerisinde şunu açıklıkla söyleyebiliriz. Şimdi toplumun ifsad olması noktasında şöyle bir şey var. Bir düzen var, bir sistem var. Zaten yani toplumda, televizyonda meşrulaştırılmış ve insanları gayrimeşruya yönlendiren bir düzen var. İnsanlar gayrimeşruya veya mesela madde bağımlısı olduğundan dolayı, yani Allah'ın haram kıldığı her türlü fuhşiyata çok yaklaştıklarından dolayı belli bir süre yaşadıktan sonra bundan bir bunalım içerisine giriyor ve bir arayış içine giriyor. Tabii bu girdiği arayış içerisinde yakınında, etrafında ve çevresinde İslam'a yakın olan kimseler varsa, bu İslam'a yakın olan kimseler bunu ne yapıyor? Kendi gittikleri yere götürüyor. Adam daha öncesinde mesela madde bağımlısı, adam daha öncesinde Allah'ın hiçbir buyruğunu yerine getirmemiş. Dolayısıyla gittiği yerde onu, yani en azından namaz kılan veya işte mesela oruç tutmayan oruç tutan bir kimse, bir birey haline geliyor. Bu birey haline geldikten sonra bu sefer bu gittiği yer onun kurtarıcısı oluyor.
bu kurtarıcısı olduğunu yani düşüncesi bu sefer kişiye ne veriliyorsa bunu bu şekilde alıyor. Onu alıyor. Tamamen yani bir araştırma yok, bir soruşturma yok. Zaten aç. Aç kendisi. Zaten. Yani aç olduğundan dolayı da bu sefer kişiye ne veriliyorsa bu şekilde evet. alıyor. Mesela bir de bunlar şöyle diyorlar. Hani ben atladım orayı da. Bu vesile arayın meselesinde işte o zaman doktora da gitme. Ondan sonra neye bir şey daha diyorlardı kardeşler. Klimacı çağırma. Klimacı çağırma mesela. O zaman klimacı da çağırma. Sen elektriği alırken mesela trafosuz, trafo olmadan direkt elektriği alırsan ne olur? Çarpılırsın değil mi? Yani bu nasıl bir istinbattır? Şimdi hem bunlar mesela bizim gibi insanlara, bizim gibi düşünen insanlara diyorlar ki bu Allah göktedir diyorsa biri bunlar Vahhabidir mesela. Böyle söylerler. Yani Allah'ı hiçbir şekilde, Allah her şeyden münezzehtir. Yani biz böyle söylediğimizde bu şekilde bir tepki veriyorlar. Şimdi bize bu tepkiyi verenler de aynı ekolü, aynı menheci giden insanlar değil mi? Mesela Eşari ekolünü giden insanlar. Hatta bunlarla ilgili reddiye vermeye çalışan insanlar. Yani Allah'ın kesinlikle semada olmadığını deyip bize reddiye vermeye çalışan bireyler. Peki Allah Azze ve Celle her şeyden münezzehken nasıl olur da Allah'a yaklaşmak için bir şeyleri Allah'ı bir fabrika müdürüne benzetmek değil mi? Allah'ı bir fabrika müdürüne benzetiyorlar. İşte fabrikasının sahibi. Evet. Sen müdüre gitmezsen sahibine ulaşamazsın. İşte trafo olmazsa sen elektriği saate bağlayamazsın gibi. Yani Allah'ı cisimleştiren, bir cisme nispet eden aslında kendileri. Biz mesela Allah göktedir derken ne diyoruz? Allah Azze ve Celle semadadır, arşa istiva etmiştir. Lakin keyfiyeti bizde meçhuldür. Biz keyfiyetini bilmiyoruz. Şimdi bunlar diyor ki sen gökte dediğin zaman Allah Azze ve Celle belli bir yerde duruyorsan orası başka bir yere göre aşağıdadır. Mesela böyle bir aklı istinbat getiriyorlar. Yani bu kadar ayet, hadis, nas var. Ki Abdülkadir Geylani'nin kitabında dahil Allah'ın arşta olduğu, semada olduğu söylenir. Ki onların takip ettiği alim olduğu için söylüyorum. Ki Ebu Hanife kim Allah gökte değildir derse kafir olur diyen Ebu Hanife'dir mesela. Bu toplumun imamıdır. Allah ona rahmet etsin. Ki bizler dua ederken, yani bu şahsa sadece şunu sormak lazım. Eğer sana göre bulunduğun yerde Allah semadadır dediğinde, başka bir yerde burası aşağıda kalıyorsa, senin hiçbir mekanda elini kaldırıp dua etmemen lazım. Yani sen fıtri olarak dua etmek istediğin zaman fıtrat seni yukarı yönlendiriyor. Yani Allah'ın semada olduğunu, fıtratın sana bunu söylüyor. Biz bu Allah Azze ve Celle'nin arşta olduğunu söylemeyle beraber keyfiyetini bilmiyoruz zaten. Hani İbn-i Teymiye'ye biri soruyor. Ben İbn-i Teymiye deyince bunlar şey oluyor. Motora bağlıyor da. Yani o kadar sevmiyorlar İbn-i Teymiye'yi. İbn-i Teymiye'ye bir tanesi diyor. Cedel yapıyor. Herhalde bunların akidesinde olan biri. Diyor ki Allah zatıyla ineceğini söyledi. Mesela. Allah Azze ve Celle diyor ya sabahın belli bir vaktinde iner. Yok mu tövbe eden? Tövbesini kabul edeyim. Nasıl iner diyor İbn-i Teymiye'ye. Şimdi İbn-i Teymiye'yi vurmaya çalışıyor ya. Nasıl iner diyor bana tarif et. Sen diyor bana Allah'ın zatını tarif et. Ben sana nasıl ineceğini tarif edeyim. Allah'ın zatını nasıl? Allah'ın sen zatını nasıl tarif edemiyorsan ben de Allah Azze ve Celle'nin ne şekil ineceğinin keyfiyetini bilmem. Allah ineceğini söyledi. Bu kadar. Öyle değil mi? Evet. Yani biz keyfiyet açısından Allah Azze ve Celle kendini nasıl vasfetmişse Allah elim var demiştir. Allah'ın eli vardır, keyfiyeti bize meçhuldür. Allah elim var dedi, biz iman ettik Allah'ın eline. Hani meşhur tabirler vardır bununla ilgili. Karıncanın da eli vardır ama insan eli gibi değildir. Filin de ayağı vardır, insan ayağı gibi değildir. Onun için Allah'ın eli vardır ama biz keyfiyetini bilmeyiz. Evet. Şimdi bu da şundan kaynaklanıyor. Kişi Rabbini iyice tanımadığından dolayı. Yani eğer bir kişi Rabbini, onun yaratanın nasıl olduğunu iyice biliyorsa ve onu tanıyorsa Allah subhanahu teala'nın ona şah damarından daha yakın olduğunu, kişiyle kul arasındaki tövbeye kimsenin giremeyeceğini, bir kişi yapmış olduğu hatadan ve günahtan dolayı Allah'a tövbe ettiğinde Allah'ın onun tövbesini kabul edeceğini iyi bilmesi gerekir.